Konuk verdi Sipahi dizisi Kerem Alışık, Özgür Güya, Kaan Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Konuklardan başlayalım. Sipahi dizisinden teklif geldiği zaman hangi özellikle sizi cezbettiği ve etkilediği için varım dediniz? Sipahi ilk okuduğumda zaten okumadan önce Kaan çok beğendiği için beni aramıştı. Bu çok önemliydi. Yani onun gözü, o çok güzel anlatmıştı bana. Sonra görüşmeye gittik. Ondan sonra sanırım benim için burada en etkili kısım bir senaristimizin bakış açısıydı. İkincisi de Canan karakterinin gerçekten çok kendi dünyasında kurduğu adalet sistemi, kendi öfkesini doğru yönlendirebilmesi. Sanırım karakter beni çok etkiledi. Ben dizide adım Yıldırım Zafer Bozuk. Geldi hikaye falan, baktım ettim, dedim ya insanın kalbine Yıldırım kaç kere düşer. Baktım Yıldırım. Hakikaten hoş, değişik, bugüne kadar hiç çekmediğim tarzda bir tür. Bunlar tabii cazip geldi. Acısı var. Acısı eski ama sıcak, taze. Unutmuyor acısını. Acısına sahip çıkıyor. Belki de gülüşüne güzel diyorlar. Acısı çok olduğu için olabilir. Güdüleri var, öğretmek gibi, öğrenmek gibi, dert edinmek gibi, yönetmek gibi. Aslında çölde bir kum tanesi ama çölün derdini taşıyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman bu bakış açısı hoşuma gitti. Yani derdi belli, derdi vatan, millet, bayrak, Atatürk ve aile. Buna hizmet ediyor bütün bu ekip. O zamanlar bir mitçi arkadaşım vardı, onunla konuşmuştum. Bana bu bizim meselemiz, derdimiz budur dedi. Bunları, bu kavramları sardı. O hep benim aklımda kaldı. Hakikaten hikaye de öyle. Hoşumuza gitti yani, fedakar bir karakter. Vicdanlı bir karakter, cesur. Fedakarlık biliyorsun başkaları için yapmadığın değil de, yaptığın değil de kendin için yapmadığın esas feda o. Esas fedakarlık o. O onları da yapan bir adam. Hoş geldi, iyi geldi. Başladık. Ya Allah, ekip çok iyi. Kaan'la yeni tanıştık ama çok işine saygılı, sahip çıkan insanların olması. Özge gibi, Kaan gibi ve tüm ekip arkadaşlarımız. Keza sevgili yönetmenimiz de öyle, Hakan da öyle inan. Senaristimiz, yapımcılarımız. Yani bu sahip çıkma matematiği ve işini kalbinle yapma isteği çok çekici ve çok cazip. Biliyorsunuz yani, hani derler ya, biz sevmekle yükümlüyüz, kavuşmayı ancak Allah bilir. Biz yapmakla yükümlüyüz, başarıyı seyirci belirler diyelim, ama biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Ben de hikayeyi çok sevdim, hikayenin ele alış biçimini çok sevdim, karakterimi çok sevdim. Hakan Hoca'yı zaten daha önceden tanıyordum, güvendiğim bir yönetmendi. İçinde Atatürk'e yer verilmesini çok sevdim ben, Kerem abi gibi. Bu sebeplerden dolayı. Bu işin içindeyiz. Karakterlerinizi hazırlanırken nasıl bir süreç yaşadınız? Nasıl başlayalım? Buyurun. Başlayalım. Tamam. Benim de ilk defa oynadığım bir tür olduğu için biraz tedirgin ediciydi aslında başlarda. İlk defa silah kullandığım, ilk defa aksiyon sahneleri için çalıştım. Ama bu oyunculuğun temelinde merak duygusu yatıyor ya aslında. Yani merakımızı, heyecanımızı cezbetmesi çok önemli bir karakterin. Canan benim için öyle oldu. O yüzden de bu süreç çok keyifli geçti. Zaten çok merak ettiğim, ilgilenmek istediğim birçok konuyla Canan sayesinde ilgilenebildim. Çok güzel eğitimlerden geçtik, süreçlerden geçtik. Bu süreçlerde edindiğiniz en önemli bilgi ne oldu sizin için? Yani normal hayatınızda kullanabileceğiniz bir bilgi edindiniz mi? Sanırım müthiş bir algı açıklığı yarattı. Yani bir terörle mücadele komiserini oynamak ya da diğer ekip arkadaşlarım gibi bir MİT ajanını oynamak insanlara müthiş bir algı açıklığı, bir farkındalık yaratıyor. Yani etrafına baktığında çok daha farklı bakıyorsun artık. Bu algıda seçicilik çok çalışan bir sistem. Benim için oydu sanırım. Artık daha dikkatliyim günlük hayatımda. Ya çok farklı bir şey yapmadık. Bir oyuncunun bir role hazırlanması nasıl olursa işte
Yani biliyorsunuz bizim oynamak dediğimiz şeyin %80'i anlamak, %20'si oynamak. Yani anlamanın getirdiği açılım neyse, içselleştirme anlamında, karakterin derinlerine inme anlamında, ne yer ne içer, ne yapar, nasıl yaşar, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, neyse analizleri onları yaptık. Yani klasik bir hazırlanma biçimi. İşte o klasiğin dışında da silah eğitimleri vesaire gibi eğitimlerimiz oldu. Evet. Sizin de ailesi, silah... Şimdi çok iyi silah kullanıyoruz. Senin bu bir anda kalbinden... Kerim abi hep durduruyoruz. Yanlış soru sorarsan. Peki siperli başlamadan evet. Önce yani siperli konusu deyim konular ve deyim insanlar. Daha önce merak duyuyor muydunuz deyim konuda, deyim insanların yaşamlarını? Niye bana bakıyor? Evet. Hayır, önce Kaan'a bakıp sonra sen gözünü mü kapatıyorsun? Oyunu bana atacaksın. Sen gözünü kapayıp şey yapınca o da bana doğru al. Ben Özge'den gene başlar. Uyuma taklidi yapıyorum. O hemen böyle. Yani şimdi dalgalar ruhlar gibidir der ya Charles Dickens, hani derinlik ancak derinlere anlatılır. Tabii her konuya merakımız oyunculuk güdüsünden gelen bir durum. Bununla ilgili de bir takım meraklarımız vardı ama bu derinlikte bir işin içine gireceğimizi hiç akıl etmemiştik. Şimdi tanışıyoruz ve tanıştıkça anlıyoruz, anladıkça başarıyoruz diyeyim. Hadi Kaan. Kaan'cım hadi. Ben aynen, aynen. Sakın bana bakıp oraya bak. Bak bu soruları doğru paylaştır. Aman Mehmet gözünü Peki süper izleyicilerimize özellikle hangi duyguları yansıtmasını? Kaan bunu senden başla. Bir daha bir soru. İzleyicilerimizin özellikle hangi duyguları yansıtmasını umarsınız? Yani bence her karakter, hikayenin içindeki her küçük hikaye başka bir şey yansıtacak. Bence kimin biraz neye ihtiyacı varsa gibi yani. Çünkü aynı sahnelerden ikimiz farklı duygular alabiliriz bence. O yüzden biraz o seyircide bitiyor. Onu seyircinin tepkisiyle göreceğimizi düşünüyorum. Evet, aldım ben o bakışım. Genel olarak tek bir duygudan giren bir hikaye değil. Yani Kaan'ın da dediği gibi seyirci birçok duyguyu birçok karakterle farklı yaşayacak zaten. Ama tabii ki de bazı duygular burada çok ağır basıyor. Adalet gibi, adalet hissi gibi, eşitlik hissi gibi, fedakarlık gibi, cesaret gibi. İnsanların toplumun genel iyiliği için kendi hayatlarında nelerden vazgeçtiğini, nasıl fedakarlıklar yaptığını ve bunların onların hayatlarında nelere sebep olduğunu daha yakından göreceğiz. Bence bu seyirci için de güzel bir deneyim olacak. Evet, çok katılıyorum hakikaten. Biz de anladığımız, seyircinin de anlayacağı bir şeylerden biri şu, ek olarak belki ilave edebilirim. Hani o teşkilat dediğimiz, hani MİT teşkilatı dediğimiz birimin, o kurumun bizim hiçbirimizin haberi yok. Evde uyuyoruz, rahat yemek yiyoruz falan. O arada bir haber duyuyoruz mesela. Şurada şunlar yakalandı falan. İşte o yakalandı haberinin altındaki büyük gayretin, büyük meşakkatin, oradakini nasıl bir istihbarat ve nasıl bir çalışma ve nasıl bir uzmanlık isteyen işlerin ilerleyişini görecekler mutlaka. Ve tabii duygu, her türlü duyguyu tadacaklar. Sevinmeden üzülmeye... her türlü duygunun içinde olduğu bir iş. Ya bu sayede belki geçmişte bu ülke için yapılan fedakarlıkları da kuruluşundan bu yana hatırlamış olacaklar. Evet, onları hatırlamış olacaklar. Yani o görünmeyen kahraman, hani bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır ya. İşte o bulutların ne kadar önemli olduğunu, orada kahramanların, o görünmeyen insanların ne kadar memleket için, vatan için, insan için neleri yaptıklarını, nelerin altına girdiklerini görecekler. Yani yukarıda yağmuru aşağı serpiştiren bir bulut olduğu. Evet, bir anlaşılacak. Yani. Peki yönlerinizle, yani karakterlerinizle benzesliğiniz yönler var mı mutlaka? Neler diyorlar? Vallahi yani... Enerji seviyemiz fena değil, bence benziyor diyebilirim. Özge sen? Evet, sanırım
Sadece kendini düşünmemesi, haksızlıklar karşısında verdiği tepkileri seviyorum Canan'ın ve yakın hissediyorum. Canan genel olarak fedakar bir karakter. Ama bu konuda genel olarak toplum için ve inandığı değerler için bu kadar fedakarlık yapması bana çok yakın hissettiriyor kendimi. Merhameti, adaleti, insanı insan olduğu için görmesi, bakması, sevmesi ve vatanı özne yapması ve bu hallerinin içindeki çalışkanlığı, azmi özdeşim kurduruyor ben kendi özelliklerimle. Ama tabii her karakter, oynadığımız her karakter biz değiliz. O başka şeyin içinde, atmosferin, durumların içinde kendine göre gelişen hisleri var. Anlamaya çalışıyoruz evet, aslında biz karakterleri. Evet, anlamaya çalışıyoruz. Yani sonuçta insanız. Bir yerden hani bir duygusu seninle örtüşür veya 2-3 tane benzeşen özelliği olabilir. Ama buralarda işte farklı vaziyetler var. Ben de size yapımcılık da yapmıştınız. Yapımcılık oyunculuktan önce miydi, sonra mıydı? Sonra. Önce oyunculuk. Evet. Sonra bir daha ettiniz değil mi? Bizim iki yapımımız var. Dört tane var. Dört tane var. En son işte Gelincik filmini yapım ortağıydım. Ondan önce bir Yok Artık işte diye Yok Artık seyrediyordu. Devam ediyor. Yani halihazırda bir ortaklarımla oluşturduğumuz bir şirket var. Çalışıyoruz orada. Senaryolar okuyoruz. İşte bir takım projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Uygun bir şey olduğumuzda yapıyoruz. Yapımcılar, oyunculuğun yapımcılığa olan katkıları nelerdir? Yani bence hepsi bir bütün. Yani oyuncu olarak tabii daha fazla anlamınızı sağlıyor arkada olan şeyi, oluşumu. O yüzden belki ekibi daha iyi anlamınızı sağlıyor. Yönetenleri veya işte sette çalışanları daha iyi anlamınızı sağlıyor. Öyle bir bağlantısı var diyebilirim. Bir de Özgür Mesut'un ortak ürünümüz ticaret düzeyine bölümünü görmüş olmanız önce. Pazarlama okudum ben. Pazarlama sizin de. Uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret. İki esnaf. Desenize ya. Bunu satarım. Siz daha önce niye demin ben ayrılayım mı? Allah bir bakıyorum Kerem abi. Benliğin de yastık ayrıldı yani. Evet. Neyse. Antik oldu. Olur öyle şeyler. Ne oldu da oyuncular denerdi? Okuyunma anında ne yaşadınız? Deneme yanılma yöntemiydi benim ilk amacım. Aslında lisedeyken karar vermiştim bu sisteme. Çünkü maalesef ki sistemimize göre çocuklar lisedeyken daha hiçbir fikirleri olmadıkları bir bölüm seçip hayatlarını onunla devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Bu benim için çok yanlıştı. Ve bu şekilde yaşamak istemediğime karar verdim hayatıma. O yüzden de böyle birkaç şey denemek istedim. Bunların içinde aşçılık var, kamera arkası var, animasyon var. Ve en son oyunculuğu da denediğimde yapacağım diye başlamadım. Yani bir bakalım sevecek miyim diye başladım. Fakat oyunculuk daha sonra çok tatmin etti beni. Hem merak duygumu hem heyecanımı. Çok verimli bir süreçti benim için oyunculuğa ilk başladığım zamanlar. Aşçılık devam mı? Evet. Bayılıyorum. Değil misin? Olur. Şarkını sor. Tamam. Kerem abi siz de çok büyük futbol oynuyordunuz. Her bir zamanlar. Anadolu Üsküdar takımında evet. Oynuyordunuz. Ama küme düştünüz. İkinci olduk, az kaldı lige çıkıyorduk. Evet. Hangi şey mevkiydi? Ben orta saha oynuyordum. 10 numara Alex gibi. Siz istiyor musunuz da futbolcu olmayı? Olsaydınız evet. Belki sonradan teknik direktör de olacaktınız. Nasıl bir artık hayatınız ve kariyeriniz olacağını tahayyül ediyorsunuz? Ne? Nasıl bir hayal? Bundan sonraki hayatımız. Yani tabii ben çok sevdalıydım futbola. Yani ayıptır söylemesi. İyi de oynardık. Amatör milli olduk. Sonra profesyonel olduk. Üsküdar Anadolu sevgili Aziz Yıldırım benim yöneticimdi. Sadri Şener var. Çok iyi bir rahmetli Metin Aşık falan. Öyle bir yönetim kadrosu vardı. 3 sene oynadım ben profesyonel. Hatta kıl payı kaçırdık birinci lige çıkmayı. Karagümrük çıkmıştı. Sonra bir çapraz bağlar, bir sakatlık oldu. Uzun bir süre biliyorsun o kötü bir sakatlık. Sonra da işte bir kopuş oldu. Koptuktan sonra da dediler ki gitme şimdi Anadolu'da bir takımlara falan filan. Evdekiler biraz şey yaptı. Ben de öyle bıraktık. Olsaydı dediğin gibi
Tabii denerdim herhalde teknik direktörlük falan filan. Yani. Siz çok iyi oyuncuydunuz zaten. Evet. İyi oynardım. Öyle mi? Ha, tabii. Paralel evrendeki Kerem devam etmişti belki. Hakikaten iyi futbolcuydum yani. Derlerdi yani. Hiçbir ayıplamıyor musun? Hayır, arada sıra gelir tabii o keşkelerim. Şimdi bana arkadaşlarım eski resimleri atıyorsa böyle takım kadrosunu falan böyle bakıyorum ediyorum. Biraz şey oluyorum. Ama ay, tutku tabii. Ay, tutku tabii, tutku yani. Kerem Bey kariyerine başladığı zaman, oyunculuk kariyerine başladığı zaman sizler erken yaşlarda, genç yaşlarda insanlardınız. Kerem Bey'den mutlaka çeşitli bilgiler, öğretiler ediniyorsunuzdur. Onların en önemlisi ne oldu şu ana kadar? Hadi bak. Güzel, lafı bildiğine güzel koyuyor. Çok güzel konuşuyor bir kere. Güzel konuşma sanatı diyebilirim. Tabii Kerem abi de çok okuyan, çok şiir bilen, farklı donanımlara sahip biri olduğu için ondan sohbet ederken insan hayata dair gerçekten güzel şeyler öğreniyor. Ve onunla beraber olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Ya aslında bizimkisi öyle bir şey değil. Estağfurullah. Ya öğretmek gibi bir şey. Öğretmek aslında iki kere öğrenmek. Biz aynı setin içinde, aynı işin içinde, aynı duygularla, aynı şeyi paylaştığımız için hem öğreniyoruz hem birbirimizden aldıklarımız oluyor, verdiklerimiz oluyor. Dolayısıyla mutlu, güzel, hoş bir enerji var sette dediği gibi Kaan'ın. O da bizi biraz daha performans olarak daha ileriye taşıyor. Ve her benim düşüncem de, öyle. Her sette de olmuyor. Olmuyor maalesef. Evet, evet. O bizim için önemli bir kriter yani. Çok Özge bir börek yaparsa da börekler kekler. Mutlu olacağız. Ben sanırım zarafet öğreniyorum ya. Bu benim için çok kıymetli bir şey hakikaten. Kerem abinin ya, setteki varlığı her zaman bir zarafet, bir incelik getiriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ve hani tecrübenin zaman zaman insanları kabalaştırdığını ya da farklı hale getirdiğini görüyorsun. Kerem abi tam tersi. Hakikaten o büyüdükçe küçülmek hissi, büyüdükçe nezaketin ve şeyin artması çok iyi hissettiriyor. Teşekkür ederim. Çok güzel yani beraber çalışmak. Özge'nin inceliği de burada belli olmuş oldu. Her kalp incelik taşır. Ağırlık kaldıranın bundan haberi olmaz derler ya. İşte bu incelik ve derinlik aslında çok önemli bir nüans. Hem her işte, her meslekte ve bizim işte özellikle. Türk yapımı diziler dünyada, küresel şartta çok büyük ilgi görüyor. Sizi bunun ana nedeni nedir ve bu ilginin devam edebilmesi için sektöre ne gibi görevler düşüyor? Bu yapımcının başı... sanırım bizim alamet farkımız duyguyu çok iyi geçirebilmemiz. Çünkü bu bizim gerçekten aşağıdaki bir şeyler oluyor. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Biz duygularıyla yaşayan bir toplumuz. Yani DNA'mız da var bu bizim. Kendi duygularımıza tutunduğumuz zaman çok iyi işler çıkartabiliyoruz. Ben o yüzden buradan, sektörün buradan devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Duyguya öncelik vererek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu uluslararası pazarda bence en çok ilgi gören kısım bu. Yani bizim tabii kültürümüz çok zengin olduğu için bence bizde çok hikaye var. Çok hikayeyi de güzel bir şekilde çekebilecek, yansıtabilecek çok yetenekli yönetmenlerimiz, çok iyi yapımcılarımız var. Daha çok imkan olursa çok daha dünya çapında işler yapabilecek bence yeteneğe sahip bir topluluğuz, öyle düşünüyorum. Ama tabii bu işler biraz para ve zaman işi. Yenilikçi işler de mesela yapılmaya başlandı. Sıcak Kafa mesela yapıldı. Evet. Yani yabancı işlerden gerçekten bir fark yok. O kadar güzel çekti ki, o kadar farklı distopik bir dünya anlatıyor ki ben hayran kaldım. O yüzden bence biz yetenekli bir toplumuz. Zaten çok pratik zekalı ve çok hızlı bir millet olduğumuz için işte şey oldukça, yaptıkça ve zamanımız ve paramız daha da olursa bence bayağı dünyada da çok ses getirebilecek. Sadece Latin Amerika işte vesaire hani için belli bazı bölgelerde çok güçlüyüz. Ama nasıl eğer bu işin piri şu an Amerika gözüküyorsa orada bile gerçekten dikkat çekebilecek işler bence yapabiliriz. Ülke Birleşik Devletleri'nden sonra en çok dizisi gelen ilk kez ikinci olmakta. Evet. Bence büyük başarı.
Valla çok doğru, çok güzel şeyler söylediler. Hepsine katılıyorum. Bir daha aynı şeyleri tekrarlamayayım. Devlet de Kültür Bakanlığı'nda şimdi bu ihracatla ilgili ciddi çalışmalar ve ciddi destekler çıkarıyor diye duydum, biliyorum. Bu da bu başarının göstergesi. Yani kalite, çaba, azim, irade, bunlar her zaman zaten bizi toplum olarak da, meslek olarak da, sanat olarak da ileriye taşıyacak şeyler. Yapılabiliyor ve evrensel boyutta bütün herkes aynı mutluluğa erişiyor, tanınıyor ve biliniyor ve seyrediliyor ve izleniyor ve pazar oluştu ve bu pazardan da ülke olarak da, sektör olarak da faydalanıyoruz. Çok. Peki oyuncularımız bu avantajı nasıl uluslararası oyuncu olmaya çevirebilir? Ne yapılması lazım? Birçok ülke yani, izleniyor dizilerimiz. Yani uluslararası yapımlarda oynayabilmek için nasıl bir fırsat yaratılmalı? Öncelikle hakikaten dil bilmek lazım bence. Onun dışında yurt dışında da nasıl burada ajanslar var? Yurt dışında da ajanslar var. İyi ajanslarda çalışırsanız olmaz diye bir şey yok. Ama çok kolay mı? Eskiye göre daha kolay bence. Çünkü birçok işte internasyonel oyuncular aranıyor. İşte mesela İngilizler bir şey yapıyor, oraya bir Türk lazım oluyor vesaire. O yüzden bence artık dünya bu dijital platformlarla beraber zaten iyice artık birleşmeye başladı. Bence ileride yani belki bir 10 sene sonra daha da kolay olacak ve belki bunları çok da konuşmuyor. Evet. Belki kalmaz bile 10 sene. Yani ben daha da çabuk böyle bir Türk oyuncularını kötü hissetmiyorum diye bir 10 sene verdim. Bir şey yapamayız. Ya şimdi yaşarız, yaşayamaz. Sizin bir işiniz var mı? Yurt dışında aşılmak için, yurt dışında işlerse yapımlarda. Ya yok ya, öyle somut attığım bir adım yok. Yani yurt dışında bir ajansla öyle bir durumum yok. Ama yaptığımız işler işte eğer bize bir kapılar açarsa açar. Biraz orada ben... Kadere bıraktım. Evet, açıkçası. Öyle bir şeyim de yok yani. Gideyim, asılayım da orada bir iş yakalayayım falan. Öyle bir şu an bir çabam, bir hırsım da yok açıkçası. Biraz akışta devam ediyorum. Özgür'üm, sizin mutlular galiba bir hayaliniz var bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Yurt dışında bir röportajınızda okudum. Tabii ki de, yani işimizi uluslararası arenada yapmak hepimiz için çok büyük mutluluk olur. Ama bu gerçekten Kaan dediği gibi zaman ve çok çaba isteyen bir şey. Bir emek isteyen bir şey. Yani burada bu tempoda çalışırken zaten oraları kovalamamız çok da kolay olmuyor. Orada dediğin gibi bir ajansla çalışıp sürekli aktif olman gerekiyor. Orayı takip edebilmen gerekiyor. Ama tabii uzun vadede benim de planlarımdan biri, çok isterim. Ama inanıyorum bu ülkede bunu yapabilecek potansiyelde yönetmenlerde, oyuncularda çok fazla. Tabii çok fazla. Çok iyi oyuncumuz evet. Var. Çok iyi yönetmenlerimiz var. İşler kaliteli yapılıyor. Umut hep var yani. Umudumuzu koruyoruz, taşıyoruz. Sen de bak, kapatma o kartın arkasını. Umut belki gelecek sayfada. Babanızsın Esra'da konuşur işin. Yani yurt dışında olsaydı bu yetenek bambaşka bir... Evet, hep derler Cüneyt abi için. Cüneyt bu abi adam için orada söylüyor. Olsaydı Hollywood'da dünyası tabii. Bunlar var tabii ama ne yapalım, şartlar, durumlar, o zamanki teknik imkanlar veya işte dünyaya açılamama durumları. Şimdi bu imkanlar var. Onu çok doğru söyledik anında. Her şey mevcut. Oyunculuklar iyi, kaliteli ve bu kapı açıldı sonuna kadar ve biz o kapıdan içeri girmeye başladık. Bu çok daha gelişecek, ilerleyecek. Ben yakın bir zamanda tüm meslektaşlarım için böyle bir yurt dışında film çekme, dizi çekme, oyun oynama, her türlü şansın gerçekleşeceği umudunu taşıyorum. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.